Mete Bey buyurun sizi davet edeyim. Nükleer silah haritamızı da rica edeyim. Yani şununla ilgili hızlıca bir yorumunuzu e, alacağım. Sonra da savunma sanayi, e, İsrail. Ben arkadaşına yani, şey göndermiştim. Onları isterseniz. Onları da vereceğiz. E, ama şunu bir tamamlayalım bu soru havada kalmasın. Şimdi İsrail'in, siz 93 mü demiştiniz? 93. 93. Burada 80 olarak yansıyor. Bizim aldığımız Bazen son belirler, bilgi. Tabii, aldığımız son bilgi aldığımız 93 son bilgi yani. 93 şeklinde. Ya yani İsrail böyle bir çılgınlık yapabilir mi? O bir soru. E, nükleer silah kullanabilir mi? Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam böyle bir dönemde Riyad'daki zirveden sonra bu e, açıklamayı yaptı. Öyle gözden e, hani geçiştirilmemeli İsrail'in sahip olduğu e, nükleer yani varlığını gizledi ama sahip olduğu nükleer e, silahların gücün peşine düşülmeli dedi. Buyurun. Şöyle bir soru sorsam. Ee, bir ülke Neyi yaptığında çılgınlık yapmış olur? Mesela nedir e, çılgınlık? Neyi yaparsa onu çok nükleer böyle... nükleer silah kullanırsa mesela. O mudur? Yalnız o mudur? Bilmiyorum ki yani, ya şu anda tane yaptığı örnek, da çılgınlık. Işte. Örnek vereyim şöyle Bu vereyim. Bu kadar mesela... insan katletmek de çılgınlık. Ha şöyle örnek vereyim. Örnek. İsrail'in yaptığı da çılgınlık. Çok basit ya. bir örnek. Yani Gazze'ye attığı bombanın toplam büyüklüğü şu anda 3 nükleer bomba. Ya. 3 nükleer bomba. Bunu böyle mesela peyderpey adınca çılgınlık olmuyor da tek atınca çılgınlık olarak mı kabul Taktik nükleer bir bomba atmış olsa taktik nükleer bomba dediğiniz bir bölgeyi. şu anda bir bölgeyi etkileyecek. Yani esmen Gazze kadar bir bölgeyi etkileyecek. Taktik nükleer bomba atmış olsa ve yaklaşık 40 bin kişi öldürmüş olsa o zaman çılgınlık olacak da yavaş yavaş 2 e, iki ayda o kadar bomba atıp öldürdüğünde çılgınlık olmayacak mı? <laughs> Aynen öyle, doğru. Ya ben size söyleyeyim mi? Yani. Mesela çılgınlık. Ben bu soruyu sorduğunuzda şey yapıyorum. Yani her defasında şöyle bir diyorum ki ya, ya biz e, çılgınlık dediğiniz adamların neyi kabul ettikleriyle ilgili mazeretiyle gidiyoruz. Adam kocaman bir coğrafyaya geldi, Irak'ı. dedi ki kardeşim sen hani. Ee, şeyi bombaladın. 11 Eylül saldırısını yaptın. Bir de üstünün nükleer de şeyin var. Silahım var. Kimyasal. Silahım, hani o zamanki Powell'da böyle bir tane aldı tüpü. Kimyasalı da var dedin. Kocaman bir dünyayı aldın arkana getirdin buraya. Burayı vurdun. 1 milyon insanı öldürdün. Buna çılgınlık olarak demiyoruz. Adamlar acaba nükleer bomba atarsa çılgınlık olur mu? Böyle bir nükleeri sanki işin son raddesi gibi görüyoruz herhalde bir, ha, öyle yok. bir ha, Rusya var. şöyle açıkladı, hani varoluşsal bir tehdit görürsem ancak kullanır. Evet. Ama İsrail Gazze'ye atmaz. Neden atmaz? Atarsa kendisi de kendi yok olur filan. Ondan, İçik ondan İçik söylemiyoruz. Gaziyat bakmaması mevzu değil. Çık bu yani. Ee, akıl tutulmasının olduğu yerlerden bahsediyordum. Akıl öyle. tutulmasından. Bakın bir dışişleri bakanı, Hakan Fidan gibi tecrübeli bir adam. hani hem danışmanlık yaptığı arkasından Müsteşarlık müteşarlık yaptı. Dikkat Sika, dikkat da çalıştı. da çalıştı. Dünyayı okuyabilen, Tabii. yetenekli bir insan, okuyabilen bir insan. Şöyle bir tabir boşu boşuna kullanmadı. Yani muhataplarınız metafizik üzerinden okuma yapıyor dedim. metafizik üzerinden okuma yaptığın adamın amacı dünyaya mesih getirmek. Ve siz bana soruyorsunuz nükleer bomba atar mı? Ben bir şey söyleyeyim mi? Vallahi insan atar. Oo. Çünkü Mesih'i getirmek istiyorum diyen bir çılgından bahsediyorsunuz. Mesih'i getirmek istiyorum diyen bir çılgından bahsediyorsunuz arkadaşlar. Doğru. Siz bana neyi soruyorsunuz? Şimdi demiyorsunuz ki siz bana deseniz ki demokratik ülkelerde demokratik ülkelerde e, bu tür olaylar olur mu? Mekanizmalar var dedim ben size. İyi de adam çıkıyor. Bak şöyle çıkıyor. Diyor ki işte onlara göre kehanetleri okuyor. Diyor ki çoluk çocuk evi barkı koyunu keçisi danası hepsini yok edeceksiniz diyor. Ve kehanet okuyor. Kendisine bunun üzerinden emir kabul ediyor. Bak emir kabul ediyor. Ve bunu siz şöyle algılıyorsunuz. E, muhtemelen hani adamın ağzı falan burgu şey yapmıştır. Dili suçmuştur. Hepimizin gözünün önüne dedi ki sizin topunuzu kurutacağım dedi. Vur. Ya birisi diyor ki soyunuzu tüketeceğim diyor. Siz bana hala dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki, e, acaba ne kadar zamanda ki? Bir anda mı yapacak? Yoksa yavaş yavaş mı yapacak?" Hangisi sizin için tercih edilirdi? Edilir çılgınlık? Birden öldürünce mi, yavaş yavaş öldürünce mi? Soruyorum ben size sormuyorum yani. Bu ya bu anladım. konuşmayı yapan herkese soruyorum. Doğru. Devamlı aynı yere gel. Nükleer kullanabilir mi? Arkadaşlar, adamın her konuşması çılgınca. Her konuşması mantıksız. Her Böyle bir adamı normalde başka bir ülkede konuşsa örnek veriyorum bu konuşmayı Pakistan'daki başbakan yapsa dese ki Mesih gelecek. Mesih gelecek ve biz örnek veriyorum İran'ın soyunu tüketeceğiz. Dünya ne yapar biliyor musun? Zıplar zıplar oturur zıplar zıplar. Niye? Çünkü Pakistan'ın elinde Amerika Batı der ki ya bir an önce yap şunu der yani. İran için der. Yok, yok. örnek yani, <laughs> e Şey için verdim yani sizin örneğinize Amerika'yı e, diyeyim o Amerika. zaman. Amerika'yı. Şey. Veya bu örneği evet. Kuzey Kore için vereyim. Tam tam tamam, otursun. Tamam güzel oldu bu. Evet. Kuzey Kore diyor ki ben Amerika'yı vuracağım diyor. O yüzden de Amerika'yı vuracak füze geliştiriyorum diyor. E, Kuzey Gitti Kore kuzeye. nükleer bir ülke mi? Evet, nükleer evet, ülke. Nükleer. Pakistan'dan daha uzun menzili füzeleri var mı? Var. Peki Paki, için ki adam için ne diyorlar? Kullanıklı tabir ne? Her an nükleer füze kullanabilecek çılgınlıktaki bir adam diyorlar değil mi? Evet. <laughs> Rocketman diyor ya. Efendim? <laughs> Rocketman diyor. Roket adam, <laughs> Rocket adam diyor. Roket adam, <laughs> adam diyor ya. Ben, ben de diyor. o zaman sorayım. Peki <laughs> arkadaş bunu bunun için söylüyorsun da bunu bunun için niye söylemiyorsun? Ne farkı var? Ya yani şu an bakıyoruz bir farkı yok yani. Kehanetlerle konuşan bir lider için... Evet. Üstelik de o kehanetin Şöyle sonunda bir bir birileri var. bir e, soyu yani. yok etmek vesaire varsa. Öyle bir nüans var. İsrail yok. benden izin alır diyor ama Kuzey Kore almaz diyor yani. Bana en azından bilgi verir, izin İsrail alır İsrail izin diyor. mi Aradaki alıyor? Tek Amerika için söylüyorum yani, Batı için. <laughs> Vallahi tartışırım. <laughs> ben de tartışırım. Ya <laughs> ya ama bakış açısı, iki sayısındaki en, en, yani en fark bu yani. Birçok şeyi tartışırım, birçok yani. e, olayı tartışırım. Acımasızlığın, bakın akıl tutulmasının başladığı bir yerde... Siz bana şu soruyu soruyorsunuz. Ne kadar akıl tutulacak? Ben de diyorum ki, bu şey gibi. Adam ne kadar deli gibi soruyorsunuz bana. Ne kadar delilik yapabilir? Ne kadar delilik yapabilir? Belki şöyle mi sorsak? Bir deli ne kadar delilik yapabilir? Bilemezsiniz. <laughs> yani yani de. sizce bence... Böyle bu sorunun cevabını, yok. bu sorunun cevabını herhangi birisi, Veremez. herhangi bir bir doktor veriyor mu? Veremiyor. Veremez. Diyor ki kardeşim şuradan başlayıp şuraya kadar her şey yapabilir diyor. Şimdi Erdoğan bunu boşuna söylemiyor ama değil mi? Bakın şu yalnızca erdoğan, erdoğan değil. Bakın bir kez daha söylüyorum bunu batılı uzmanlar da söylüyor. İsrail'in şu anda yaşadığı <laughs> sorun, hatta şu anda Amerika'da dişleri Bakanlığı ikiye bölünmüş durumda. Hatta bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet. Açıklama yaptı. Ee, şey ikiye bölündü diye. Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı. Evet. Bakın ikiye bölündü. Pentagon kendi için ikiye bölünmüş durumda. Niye diyorlar, neden diye soruyorlar. Diyorlar ki kardeşim bölgede yaşanacak olan olayı kontrol edilemez bir yere doğru götürüyoruz. Bakın gö götürüyoruz. Kontrol edilemez. Bakın götürüyoruz. Nereden anlıyorsunuz bu görüntüyü? akıl tutulması yalnızca tek kişiyle başlamıyor. Bu bir hastalık gibi böyle aşağı doğru gidiyor. Demin bir to general bir açıklama yapıyor değil mi orada geliyor. Tuhaf açıklamalar yapıyor. Şimdi o tuhaf açıklama tek başına değil. O çünkü o böyle gidiyor. Bu halka gibi gidiyor. Yani Hitler, hep derler ya. Hitler geldi. Ee, Alman ordusu bunu yaptı. Hitler tek kişiyle yaptı öyle mi ya? Hitler tek kişiyle bütün dünyaya savaş ilan etti, değil mi? Alt, altındaki komutanlar askerler, o dönemki siyasetçiler hiç kimse yoktu değil mi? Bir kişi yaptı bunu hepsini. Hitler yaptı diğerleri tertemiz öyle mi? Yok arkadaş. Onunla aynı düşüncede olanlar onun şemsiyesi altına toplandılar. Ben de diyorum şimdi yalnızca bu mu? Savunma Bakanı'nın konuşmalarını takip ediyor musunuz? Tabii tabii. İsrail Savunma Bakanı. Evet. Bak ben şimdi silahı kontrol edecek adamları konuşuyorum şu anda. Savunma Bakanı böyle konuşuyor mu? Konuşuyor. Peki, şey nasıl konuşuyor? Ee, Genel Kurmay Başkanı. Genel Kurmay Başkanı nasıl konuşuyor? Aynen böyle konuşuyor. Doğru. Yok edilmesi gereken hayvanlardır diyor. Ya bana söylesenize bakın, tek başına mı Netanyahu? Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, aşağı doğru geliyorsun, komutanlar, aşağı doğru geliyorsun, sahadaki asker. Ya bana söylesenize, çılgınlık yapacak kimi bekliyorsunuz siz? Hepsi hazır diyorsunuz. Efendim? Hepsi hazır şu anda görevde, kabinede, yönetimde Netanyahu'nun açıklamalarına bakarsanız Geçen gün bir konuyu açmıştık, anlarsınız. hatırlar Diyorsunuz. mısınız? Bir sabahleyin kalktığınızda bir tane daha önce yaşanan olayı anlatmak istedim. mescid Aksa'ya bir tane araçla giren bir araçta patlatsa ve Mescid-i Aksa havaya uçsa. mescid Aksa diye bir yer kalmasa. Korkunç. Fanatik sonra... yok muydu daha önce de var? Aynı Hı. şey fanatik var, aynı şunu var. Yani insanları gözünün önünde öldüren kafa yapısı bir binayı yıkmaktan korkacağını falan mı düşünüyorsunuz? Çünkü o kehanetin içerisinde Mescid-i mescide Aksa'ya Mescid-i Aksa'ya <laughs> Süleyman Tapınağı'nın kurulması var. Olduğu yere. Ben o zaman size sorayım arkadaşlar. Siz neyi bekliyorsunuz? Peki. Şimdi yani çizdiğiniz tablo. Ben çi bak çılgınlıkla ilgili sorabilirsiniz ki. Bakın arkadaşlar hep e, bugün de sizinle sohbetimizde onu anlatmaya çalışayım. Bir daha anlatayım. Benim Mesih kitabında Ceyhun Bozkurt'la yaptığım kitabın başlangıç 2023'te başlıyor. Hem de tarih 11 Eylül'de başlıyor. Evet. Tamam. Bu. Bana arkadaşlar diyor ki niye 2023? Ya arkadaşlar diyorum 2023'ü ben uydurmadım. Bu kitabı yazarken bütün yaptığımız araştırmalarda olayın başlangıç tarihi 2023 diye adamlar bas bas bağırıyorlar. Bütün kayıtlarında 2023 diye yazıyor zaten. Ben bunu uydurmadım yani. Veya şöyle bir şey yapmadım. Ya Ceyhun ne yapalım? Biz bir tarih bulalım ya. Öyle değil tabii. Evet. Ha. 2023 tarihi adamların bütün kayıtlarına geçiyordu ya. 2023'ün sonuna yaklaşıyoruz ama ona göre. Başladı bir işte. Buçuk ay yani... Hayır tamamlanması değil. Savaşın başlangıcı, bu işin başlangıç tarihi olarak 2023'ü veriyorlardı. Ne zaman biteceğini onlar söylemiyor. Ama bu iş 2023'te başlamalı diyor çünkü. Çünkü şey demiyor, Mesih'in gelişi bir günde olacak diye söylemiyor. Bir süreç olarak söylüyorlar. Ama 2023 tarihleri onlar için bir milat tarihti. Bu kadar çok... Hamas'ın saldırısını nereye koyuyorsun burada? Ya ben şöyle söyleyeyim. O gün de söyledim, bugün de söyledim. Ben aynen şey gibi düşünüyorum. İşte o yüzden size derin ayrıldığım şeyden evet. bir tanesi o. Ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gibi konuşuyorum. Nasıl? 7 Ekim'den başlatırsam Filistin halkını unuturum. Tamam. Ben Filistin halkı gözünden bakıyorum. Siz 75 yıldır bir insanlığa bu kadar ızdırap yaşatacaksınız. Ve olayın başlangıç tarihi 7 Ekim diye koyamam. Ben koymam şeyinde felsefe. Ben Filistin halkı tarafından konuşuyorum bugüne kadar. Ben Filistin halkı ile ilgili konuşuyorum. Filistin halkı deyince de Müslüman olduğu için değil. Veya ırk ırktaş olduğum falan da değil yani. Benim hayatta baktığım felsefe, sizin de baktığınız, yetiştiğimiz tarz o değil mi Sayın Komutan? Biz ne ne ben, ben, tarzı? Ben biz ezilenler de... tarafındayız. Yok, Kimsenin ben... kimse için bakmadık buna ya yani. Ezi, ezilmek e, yani terörist saldırı için bir şey e, gerekçe olmamalı yani. Farklı düşünüyorsunuz. İşte farklı düşünüyoruz. Veya siz siz olayları 7 şey. ekim üzerinden okuyorsunuz. Değil canım, ben 7 ekim, ekim, ekim üzerinden okumuyorum. Değil ben Hamas ama. üzerinden de Filistin. Ben bak aramızdaki yani, fark şu. Yani. Siz sanki 75 yıllık tarihlerinde hayat çok bembeydi ve bir gün <laughs> Hamas çıktı ve eylem yaptı diye başlatıyorsunuz. Ben öyle başlatmıyorum. Öyle bir, öyle bir ben 75 yok. yıllık hayatta başladı diyorum. 7 evet. Ekim'deki bir olay bunca 75 yıllık olayın dramını kapatamaz diyorum. Şimdi veya bugün yaptıkları <laughs> şiddet de bunlara neden oluşturamaz diyorum ben. Şimdi bu olay yani İsrail e, Arap Gitmeyin. savaşları. Sorunu böyle bölüm bölüm incelenebilir. Bu bir bölüm. Şimdi e, işte Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı işte e, Kafkaslar'daki savaşlar e, şey Azerbaycan Ermenistan hı hı. E, 35 yıllık hikaye yani ama hepsi ha. bir bölüm bölüm belli bir noktaya geldi Azerbaycan haklı davasını hı hı. kazandı. Şimdi e, Hamas'ın yaptığı. Yani siz diyorsunuz ki aslında İsrail'e malzeme verdi evet, diyorsunuz. Evet, yani gerekçe verdi. İsrail bu kadar e, pervasız, bu kadar insanlık dışı eylemler yapamazdı yani. Eğer böyle bir gerekçe verilmeseydi ya, yapamazdı. E, Şimdi ya vallahi ciddi soru Aynı şeyi Suriye'ye yani. götürüyorum bak. anlaşamadığımız nokta şu. Yok, adamın toprağını alıyorsun kararnameyle veriyorsun. Bunu insanlık olarak kabul etmiyorsun. Birleşmiş Milletler kararı varken adamların topraklarından sürüyorsun. Adamın evine geliyorsun akşamleyin. Çoğunun çocuğunun önünde öldürüyorsun. Bunu insanlık olarak görmüyorsun. Batı şehirlerden bahsediyorum. Bak Hamas'tan bahsetmiyorum. Gazze'den bahsetmiyorum. Hepsini insanlık cinayet olarak ustadım, görüyoruz. Yani ya. bakın aradak evet. fark şu: Olur Siz muyum? adamı adamı yani. terörize edecek binlerce hareket yapıyorsunuz. Bu binlerce hareketin içerisinde yapılan bir hareketi terörizm olarak değerken diyorsun. ben hiç, de aradaki farkım hiç, bu. Hiç Filistin halkını terörize eden İsrail'i ben pas geçmem arkadaş. Kes, geçmiyor. Kimse ama, geçmiyor ama bak, zaten. Siz Hamas öne çıkartıyorsunuz. Ben Hamas'ı Hamas öne işte çıkartmıyorum. Ce, cezaevleri bilmem neler Diyarbakır şunlar bunlar PKK haklı. Oraya gidersin. Hiç oraya Evet, ne oraya alakası gidersin. var şimdi? Bununla İşit, bununla... Bilmem ne, bilmem ya, bilmem ne alakası, var? Ne var? Ya i̇şte, örnekle bu örneği ya, nasıl ay, karşılaştırırsınız ya? ya nasıl karşılaştırırsınız? Gerekçeler aynı. Öyle anlatılıyor. Öyle anlatılıyor ya. Birisi devlet birisi benim ya, toprağımda ya, eylem yapan bir kurtarma değil. Bir şey ya. Hamas bir İsrail devlet değil. Bir devlet Nasıl Hamas bir devlet değil? Devlet değil. değil. Filistin diye bir devlet Filistin var. Filistin diye bir devlet var. Hamas, Hamas de devlet de demiyor zaten? Hamas devlet diyorsun işte. Bakın Hamas. Ben hiç şey... ağzımdan Hamas devlet Şimdi, falan demedim. A, 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 hiç Abbas... ağzımdan Hamas devlet ne falan çıkmadı. A, hiç çarpıtıyorsunuz. A, çarpıtıyorsunuz. A, ay ay. Hiç Hamas devlet, ay, devlet ay, demedim. Hamas demedim. Ben Filistin devlet dedim. Filistin Devlet Başkanı Hamas'ın yaptığına evet diyor mu? Onun Vallahi şöyle bir söyleyeyim. Yani var. Siz ondan daha çok Hamasçı Mahmut Atması savunuyorsanız Söyle, zaten hiç konuşmaya tabi. gerek yok. Filistin, hiç konuşmaya gerek yok. Filistin'i temsil eden adam, adam o. Adam Batı Şeria'da işgale bugüne kadar Salsin. bir tek affetti mi? Sakin. Her var. gün Salsin. 250 ile 500 adam öldü adamı Siz lider olarak söylüyorsunuz. Burada hata yaparsınız. Yok ben ayrılıyorum. E, ben söylüyorum. Ayrılabilir. Aramızdaki tek fark ne biliyor musun? Evet, ayrılabilirsin. Ben 75 yıl önce başlatıyorum. Evet, evet. Siz 7 kimle başlatıyorsunuz? Hiçbir ilgisi yok. Çok Hiç alakası misin? var. Aynen de oradayız. Hiç, Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. beri itirazımı <laughs> insanlık bazında yapıyorum. Ya yapıyorum. Devlet başkanları. 7 Ekim'de 7 Ekim'de yapılan saldırıyı bakın. Bakın. Ne, üç ne, söylüyorsunuz. Bak, üç söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki He. bak, İsrail'in içinde bile, İsrail'in içinde bile yapılan saldırı bugün İsrail tarafından yapıldığı söylendiği bir ortamda. Siz hala İsra tezini savunuyorsunuz. Ben Abbas Abbas kadar e, Hamasçı. olamam. E, Bey, siz net netanyahu'nun en son ne dediğini <laughs> duydunuz mu? E, CNN'deki röportajında, international yani uluslararası. E, netanyahu'nun insanlık suçu işlediğini. Hayır, hayır ben başka bir noktaya evet. temas edeceğim. Aslında Mete Bey'in aktarmak istediği noktanın. Siz e, hala yaptıklarının, hala, hala, Abbas, 40 tane değil adamın, 40 tane bebeğin ya. kafasını kesen tezini savunuyorsunuz. Yani, siz hala, siz hala gençleri gittiler öldürdüler tezini savunuyorsunuz. Ben diyorum ki. İsrailliler bile o tezi artık kabul etmiyorlar. Oradaki gençlerin ölümünden bizim kendilerimiz savunur, ya, korun mudur diye afına ab geldiler. Abbas kim? Ben Abbas demiyorum ya siz Hamas'tan bahsediyorsunuz. Hayır be, Abbas kim? Siz ilk başlangıçta ne diyorsunuz? Terörist eylemler demediniz mi? Abbas'a yes diyorlar ya Dursun diyorum. Bey. Dursun Bey. Yani si Dursun eğlenen Bey. sivil insanları alıp rehin almak terörist eylem değil Bakın mi? Bakın de, bir kez daha söyleyelim. Evrensel Bakın kere. bir kez daha söyleyelim. Bir kez daha söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Yani. Şöyle söyleyelim, şöyle gidelim. Sizin tezinizle beraber gidelim. Sizin tezlerinizle beraber gidelim. Siz evinde oturan, Ramallah'ta oturan insanları evinden alıp hiç yargılamadan 7500 tanesini, bunların 18 yaş altı olanları da daha hiç yargılanmadan hapse attığınızda bunu ne olarak değerlendiriyorsunuz? İnsanlık suçu, yargılanması Efendim? lazım, suçtur. Nasıl alıyorsunuz siz başka bir ülkenin topraklarından gidip insanları kendi şeyiniz atıyorsunuz? İşte bir, Birleşmiş Milletler diye bir e, de, ha, çok güzel. Şey olsa... O zaman ben de diyorum ki siz 7 Ekim'de başlatıyorsunuz. Ben 7 Ekim'de başlatmıyorum. Ben her olayı ben 7 Ekim'de başlatmıyorum hiç yok. Siz geleceksiniz benim topraklarımdan, benim evet. topraklarımdan adam alacaksınız. Evet. Hiç sorgulanmayacaksınız. Siz sokaklardaki insanları teker teker vuracaksınız. Üzerine ne bir tabanca ne tüfek hiçbir şey yokken vuracaksınız. Siz insanların evlerini yıkacaksınız. Siz evlerindeki olan insanları vuracaksınız. Kendi topraklarını yapacaksınız bunu. Ve bunların her birini pas geçireceksiniz. Bunları pas geçen de Ramallah'ta oturan Abbas olacak. Abbas olacak. Evet. Ve diyeceksiniz ki 7 Ekim'de Hamas'tan başlatıyorum. Ben başlatmıyorum 7 Ekim'den Hamas'tan. Sen başlatmayabilirsin. Ben Dünya, başlatmıyorum. Dünya Filistin devlet başkanı olarak Abbas'ı tanıyor. Ya... Ya tanıştın. Ya memlekette ona bakarsanız Esat'ı da tanıyor. Ona bakarsanız e, Sisi'yi evet, de tanıyor. Evet. Ona bakarsanız Kuzey Kore liderini de, de tanıyor. Tanıyoruz. Ona bakarsanız Putin de tanıyor. Mısır'ın Mısır devlet başkanı Sisi'yi de Suriye'nin devlet tanıyor diyorum, başkanı diyorum. Esat'tı. Tanıyor diyorum bakın. Filistin'in devlet başkanı Abbas'tır. Hepsini tanıyor. Bu o, hepsinin o haklı olduğu anlamına gelmiyor. Haklı olduğu anlamına gelmiyor. Size göre. Vermeyeyim. Gelmezse söyleyeyim. Çok, tamam. uçlardayız, ben, çok uçlardayız, Filistin Devlet Başkanı'ndan daha fazla Hamasçı olmak zorunda değilim. Peki. Ben Hamasçı değilim işte. Bakın aradaki farkı biliyor evet. musunuz? Ben Siz olayı her defasında Hamas'a getiriyorsunuz. Ben evet. de her defasında Filistin'e getiriyorum. Ama işte bakın, aynı yani, tezi kim savunuyor biliyor musunuz? Aynı anı, tezi. Aynı anı. tezi. ısrarla ve ısrarla evet. İsrail kullanıyor biliyor musunuz? Ya aynı şeyi aynı şeyi a, şey kullanıyor. Filistin kullanıyor. Devlet Başkanı. Islan, ya Batı Şeria'da Hamas mı var? Batı Şeria'da Hamas mı var? Yok. Ramallah'da Hamas mı var? Yok. Yok. E o zaman bana söyler misiniz Batı Şeria'da öldürülen insanlar geçen sene kaç kişiydi? Ya bu ülkenin devlet başkanı kim? Hayda. Ondan Şimdiye fazla. Gel... Ondan fazla Filistinci niye oluyorsun Dursun kardeşim bey? Ya? ya ben Filistinci falan olmuyorum ya. Ben hayda, hayda. yaşanan insanları öldürüşünü seviyorum ya. Filistinci değilsin. Hayda. Nesin o zaman ya? Ee, çok Dursun güzel bey. olmadı bu. Şimdi... Bu çok olmadı yani. yani. Bir... Bu olmadı yani. Niye olmasın? Ben ya? Filistinci değilim. Ben evet. oradaki ölen çocuğun arkasında duruyorum. Ben evet. Filistinli. De ben ırkçı değilim. Bakın söyleyeyim mi? Ben evet. orada Filistinli demiyorum. Bu insanların isimleri, yaşadıkları ülkenin ismi Filistin. Evet. Ben insana bakıyorum. oradaki bir tek çocuğa bakıyorum. Evet. Tamam. Aynı Bosna'da baktım çocuğa gibi. Aynı Azerbaycan'da baktım çocuğa gibi. Evet. Ha ırkçı olarak, Müslüman olarak aşırı bir sempatim olur. Evet. Ama bu şu anlama gelmiyor diğerlerine pas geçeceğim anlamına gelmiyor. Buradaki insanlar şey olsaydı hiç önemsiz vermeyecek miydim? Peki, ee, yani üç önemsemeyecek miydim? Bu ölenlerin, öldü katillerin eleştirisini yapıyoruz. Orada sivilleri rehin alıp işte hastane alt, alt, altında saklamak doğru bir şey mi? Bakın bugüne kadar bugüne kadar benim hiçbir konuşmanda sivillerin ya. sivillerin sivillerin alınıp getirilmesi ilgili Şimdi onun bir onu, yani zaman olmadı. Ben onu terörist, bir konuşmam olmadı. Işte, terörist eleman olarak şey tanımlıyorum. Bakın Terör söylem siz... odur. Terör söylem değil mi? Ee, bakın şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Anlaşmak Bak... zorunda Bak... değiliz. Canım. Vaktimiz yok. Yani da... ötesine başka bir yere gidiyoruz. Yani. Siz siz yaşanan sürecin içerisinde 7 Ekim'den sonra yaşananlarla yaşananlarla bir milletin yaşadıklarını aynı kefeye koyuyorsunuz. Ben aynı kefeye koymuyorum. Benim için farklı tamam. şeyler.